Bülent Hanım, hoş geldiniz. Kim bu ayol? Ben şey... Kimsin? Kaan ben. Hani Yozgat'a geldiğinizde sizi misafir etmiştim. Aa, öyle mi? Evet, hatırladı. Çıkaramadım. Nasıl ya? Ben sırf sizin için dedemden kalma tarlayı satıp deve almıştım. Sonra ne yaptınız? Sonra babam beni bir dövdü, bir dövdü. Namütenahi? Yok yok, müteahhit değil babam, memur emeklisi. Neyse, sonuç olarak ben o deveyi sizin için devirmiştim. Hatırladım seni. Heh, sonunda. Şimdi şöyle Bülent Hanım, malum et fiyatları artınca ben o devirdiğim devenin parasını almak için şey yapmıştım. Çıkış nereden efendim? Ama birden böyle... Hayır. Çıkış nerede? Soldan ikinci kapı. Bay bay. Görüşürüz o zaman. Görüşmemek üzere. Ne oldu lan? Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam delikanlı. Hocam, öncelikle herkesin merak ettiği o soruyu soracağım. Instagram'da karşı cinsin hikayesine alev atmak orucu bozar mı? Güzel, güzel bir soru, hoş bir soru. Sağ olun hocam. Cevabı? Bunlar orucu bozan şeyler. Ama hocam, ben arkadaşa öteki tarafı hatırlatmak için alev atıyorum. Yine de bozar mı? Bozmaz. Hocam, bir sorum daha olacak. Oruçluyken denize girmek orucu bozmaz değil mi hocam? Eğer içeriye su girmiyorsa bozmaz. Nasıl yani? Aşağıya doğru. Aşağıya doğru derken hocam? Ha, anladım hocam, sağ olun, teşekkürler. Yalnız iyi yedik abi ha. Oğlum, adama bir şey oluyor lan, sırtına vur Rıfat, sırtına. Abi, aklımızı aldın, kurban olayım, şu yemeği çiğneyip yut. Nasıl çıkartacağımızı şaşırdık ya. Elimi uzatsam tutar alırdım. Abi alsaydın o zaman. Sana yapay teneffüs yapıyordum, adam zor tuttu ya. Abi yalnız yapay değil, suni deniyor ona. Olur mu lan? Suni olan gübre oğlum. Hayır abi, suni olan teneffüs, doğal olan gübre. Lan doğal olan tezek, onu da böyle yatıracaksın kurutaşa. Ne anlattırıyorsun ya sen bize? Neyse abi, seninle de az daha akraba oluyorduk ha. Akraba. Evet abi, akraba. Hani yakınlaştık falan ya, espri. Boş ver abi, sen iyi misin, rahat mısın şimdi? Yerim çok dar. Yerin dar değil, çok yedin abi ondan. Rıfat, yine adamın boğazında kaldı. Bırak, bu sefer teneffüsü yapacağım oğlum ben. Beyefendi, niye bağırıyorsunuz ya? Ölüyorum. Ha, şu ayrılık mevzusu. Vallahi ben de duyunca çok üzüldüm abi. Ama böyle yapma, kendini yıpratma abi. Bak, hayat devam ediyor. Etrafa bak, ne ilişkiler bitiyor. Bu arada sizinki ne kadarlıktı abi? 3 gün. Nasıl? 3 gün. Ne yaptınız? Selamlaşıp ayrıldınız mı ya? Biliyorum, gülüyorsun. Yok abi ya, seninle alakalı değil. Aklıma bir olay geldi de. Lan ne olaydı ya? Abi tamam, bağırma. Anladık, ayrıldın da 3 günlük aşkın acısı değil bu. Bu başka bir şey. Ne oluyor sana abi? Bir düş gördüm geçenlerde. Hayır olsun. İçime şeytan girdi. Ben dedim ama bu feryat, bu figan aşk acısı değil bu. Kalk gidiyoruz abi. Benim tanıdığım çok güzel bir hoca var, ona göstereyim ben seni. Bak, hocanın yüzüne de böyle bağırma ha. Vallahi çarpar abi. Her yerde saç var. Ha, onlar mı şey ya? Yerlerde saçlar. İşte ben de onları değil. Kimin bu saçlar? Kalbenci, bir müsaade edersen anlatacağım. Konuşturmuyorsun ki. Ne diyecektim lan ben? Haydi söyle. Al işte, unuttum. Bak, sen hep böyle yapıyorsun ha. Bana bir soru soruyorsan bırak o an o soruyu cevaplayayım. Üst üste bir şeyler soruyorsun, benim o sıra aklım karışıyor zaten. Özür dilerim. Heh, bir de trip yedik, tam oldu. Her güzel şeyi kırıp takmışım. Ya ne alakası var, ben öyle bir şey mi dedim? Allah aşkına bak, konuyu alıp başka yerlere götürme. Ben olsam almam beni. Kalbencim, deme öyle. Adamdan saymam beni. Canım benim, tamam vallahi özür dilerim. Bir daha böyle şeyler söylemeyeceğim, bak vallahi söz, özür dilerim. Bir dakika ya. Konu nasıl benim özür dilememe geldi? Ayrıca yerdeki saçlar da senin. Ben niye özür diliyorum ya? Abi hoş geldin. Ne var ne yok? Nasıl gidiyor abi? Aynı tas ve hamam. Biz de öyle valla. Ben seni bir proje için çağırmıştım abi. Şimdi Yozgat'ı biliyorsun. Kuş uçmaz, kervan geçmez. Oho abi, o eskidendi ya. Olur mu öyle şey? Şimdi var ya. En azından kuş geçiyor şimdi. Yani vurmazlarsa geçiyor.
Aynen, boş ver şimdi sen kuşu falan da. Abi ben şimdi Yozgatlılar Derneği Başkanı olarak Yozgat'ta sahur gecesi organize edeceğim. Senden ricam, sahur gecesinde bizim için o yanık sesinde birkaç tane ilahi söyle ben. Tamam. Vallahi mi? Tüh ya, keşke başka bir şey de isteseydim. Neyse artık. Yalnız baştan söyleyeyim abi, özel aracımız yok. Yani dernek olarak otobüs bileti ayarladık sana. Şimdi tek kişilik koltukta. Rahat rahat gidersin artık. Sen? Ha yok, ben gelmiyorum abi. Paramız sadece senin otobüs biletine yetti. Arkadaşlara söyledim, kargoyla gönderecekler beni. Öyle daha ucuza geliyor.